18 Ocak, 24 Ocak değerli terazi burçları nasılsınız? Umarım her şey çok iyi ve keyiflidir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Instagram sayfalarım Astrolojiden Ne Haber ve Akkaya Official sayfalarımı Instagram'dan takip edebilir. Günlük yorumları okuyabilirsiniz. Şöyle bir haritanıza baktım da ödülleri seçme şekilleriniz olacak. Yani işinizde yerler belirlenecek. Şurama mı istiyorsun, burasını mı istiyorsun, şuraya gitmek mi istiyorsun? Yani eğer seçtiğin doğru düşünerek doğru hareket edersen gideceğin yol senin için çok ödüllü ve başarılı olacak. Yani ani karar verme, kalbin ve yüreğini dinle. Çünkü kalbin ve yüreğin sana doğru teklifi yönlendirecek. Çünkü bulunduğun nokta seni bir alana geçirmek istiyor, bir noktaya itmek istiyor. Ve bu nokta sana çok büyük bir kazanç oluşumu yaşayacak. Bunu değerlendirin lütfen. Özellikle de kendi işini yapan, kendi iş sektöründe olan parasal evrede bazı sıkıntılar yaşayabilir bazı terazi burçları. Bu hafta zorlanacağınız, maddi olarak yıpranacağınız, özellikle kendi işini yapanlardan bahsediyorum. Bu konularla ilgili yeni hareketler, yeni anlaşmalar, yeni diyaloglar içerisinde olacaksınız. Biraz geç gelecek ama sonu ferah gelecek. O yüzden umutsuzluğa kapılmanızı istemiyorum. Mutlaka gelecek ama biraz geç gelecek. O da hiç ummadığınız ve "aa yok ya, o parayı vermez" dediğiniz bir dostunuz size bu iyiliği yapacak ve ona hayat borcunuz olacak diyorum. Şöyle söyleyeceğim, evde ailenizin, aile büyüklerimizin ani evden düşme olabilir, ayağını kırabilir. Bu tarz durup dururken küçük ufak ufak kazalara dikkat edelim. Evdeki büyüklerimiz ya da çocuklarımızla alakalı noktalar, bunlar dikkat edilmesi gereken evreler bu hafta. Mutlaka ihmal etmeyelim diyorum. Ama şöyle söyleyeceğim. Aşk başlamasını istiyorsunuz değerli teraziler ama çözmeniz gereken geçmiş hayatınız var. Yani kafanızdan atamadığınız ve kırıldığınız bir noktanız var. O yüzden hayatınıza gelecek insanlara sıkılıyorsunuz. İlk önce bir geçmiş egonuzu, geçmiş sıkışmış enerjinizi toparladığınızda yeni gelecek aşk size daha huzurlu olacak. Ama geçmişte yaşadığınız için yeni insana konsantre olamıyorsunuz. Sizden ricam, geçmişi kapat, yeniye konsantre ol diyorum. Evli olan bazı terazi burçlarında boşanma, bu tarz konuşmalar, anlaşmalı ve aileden kaynaklı boşanmaya gidecek gündemler söz konusu olabilir. Bu yüzden de boşanma hafta bazı terazi burçlarında boşanma kararları var. O yüzden evliliğinizle alakalı kara bulutları biraz geride tutun. Yoksa anlaşmalı boşanmaya doğru gidecek diyorum. Bu ara çok yemek yemeye, göbek yağlarınız, basen, bel bölgemizde hafif hafif kilolar oluşmaya başladı. Yaratıcı sporlarla uğraşabilirsiniz. Pilates yapabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz. Kickbox yapabilirsiniz. Vücudunuzun kaslarını güçleştirmeye ihtiyacı var. Siz de enerji olarak kafanızı dağıtmaya ihtiyacınız var. O yüzden hobi olarak bu ara sportif enerjilere katılırsanız faaliyetler sizi psikolojik olarak da güçlendireceğini düşünüyorum. Ve yeni insanlar, yeni sosyalleşme, yeni çevre size gayet keyif verecek diyorum. Özellikle akademisyen, sanat akademisyeni olabilir, diş teknisyeni olabilirsiniz. Sanatsal yeteneklere hakim olan bazı terazi burçlarında kendinize bir alan, yeni bir alan yapmayı düşünüyorsunuz ama hem bu alanda devam edip hem de kendi işimi, sistemi, evet yapabilirsiniz. Siz çok yeteneklisiniz. Yani Instagram'da satış yapabilir, teknolojik bilgisayar üzerine yapmak istediğiniz fikirleriniz ama sanat üzerine yapmak istediğiniz oluşumlar var. Bunu hayata geçirin. Çok değerli bir, yani eğer ki bunu sabredip ederseniz hedeflediğinizden çok büyük bir kazanç elde edecek olabilme ihtimaliniz çok yüksek. Özellikle tırnak salonu açmak istiyorsanız, kirpik salonu açmak istiyorsanız, güzellik merkezi açmak istiyorsanız da gerçekten yapın. Çok büyük bir kazanç ve başarınız ya isim olarak yavaş yavaş ön sahalarda dans edecek. Bence hiç korkma ve yap diyorum. Değerli terazi burçları. Yurt dışı, özellikle İngiltere, İspanya, Avrupa ülkesine gitmek isteyen bazı terazi burçları için de evet kafamı dağıtmak istiyorum ama neyi dağıtacaksın bilmiyorum. Şubat ortasından sonra okey ama şu an için öyle bir şey görmüyorum. Planladığınız seyahatleriniz, hayatınızda yapmak istediğiniz çok daha büyük seyahatleriniz var. Bunların hepsini gerçekleştireceksiniz değerli terazi burçlarım. Şöyle bir durumumuz var. Yakın bir dostumuzun dedikodusuna maruz kalabilir. İnandığınız
yakın bir dostumuzun, bu ablamız olabilir, çok yakın inandığımız, ailemizin içinde bildiğimiz birinin sizinle ilgili yaptığı dedikodu siz biraz kalben yıpratacak. Ama şunu demek istiyorum. Zaten sen kendi yaptığın dedikoduyu sana olarak döneceği için bence hiç kalben kırılmana gerek yok. Çünkü sen de dedikodu ruhun var. Gizli tutuyorsun. Yani ben hiçbir şey önemsemiyorum. Benim için dedikodu önemli değil diyorsun ama maşallah sen de seviyorsun laf yapmayı. Kitap yazmak ya da senaryo yazmak, farklı yazılarla uğraşan, gazetecilik ya da basınla uğraşan bazı terazi burçlarında ünvan ve konum olarak daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Bu da size güzel kazançlar sağlayacak. Finans ya da büyük kurumsal firmada çalışan bazı terazi burçlarında da yer değişimi, oluşmasını istediğiniz yerlerle ilgili haberler, hemen değişmiyor. Bakın, haberler gelecek. Mutlu olacaksınız. Maaşınızla ilgili konuşmak istediğiniz noktalarınız var. Bunlarla ilgili artı evrelerin sevincini yaşayacaksınız. Hani ben söyledim de haftaya, Emine de öyle bir şey yok. Enerji gösteriyor. Haritanız diyor ki, yani iş alanıyla alakalı yeni imkanlar, yeni merkezler, gitmek istediğiniz, hayal ettiğiniz noktalarınız var. Ve uzun süredir çocuklarınızla vakit geçirmeyen bazı terazi burçları bu hafta sonu sadece çocuklarınızla vakit geçireceksiniz. Bu da size çok keyif kılacak. Onları mis mis koklayın. Yeğenleriniz olabilir, kuzenli kardeşleriniz olabilir. Yakın bu hafta onlarla iç içe olacaksınız ve şifa gibi olacak. Bazı teraziler de evlilik teklifi alacak, yüzüğünüz olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Hoşça kalın.